anıyoruz. Kelimelerle tarifi zor bir duygu, kelimelerle tarifi zor bir günü olayları anlatmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'miz kurulduğu günden bu yana ait olduğu toplumla beraber büyümüş pek çok badireler atlatmıştır. Gerektiğinde bağımsızlık uğruna isyan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber bu ülkenin kurucu değerlerini kendine her daim ilke edinmiştir. Ve tarihi boyunca bayrağımızı dünyada gururla temsil eden sporcular yetiştirmiş, sarı lacivert sevdamızın 114'ünü yaşını kutlamak, kutlarken de Fenerbahçe değerlerini nesilden nesle aktarılan bu büyük kültürü tekrar ve tekrar özümsemek için hep bir aradayız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihimizin cumhuriyet tarihinden, bağımsızlık mücadelemizden ve ulu önderimizin kıymetli şahsından ayrı olarak anlatılamayacak olmasının sonsuz gururunu hayattaki en büyük nişanemiz olarak göğsümüzde taşıyoruz. Bizden önceki nesillerde de olduğu gibi Bizlerin de bu görevi, bu değerli gelecek, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, bu kültürü korumak, yaşatmak, büyütmek ve atamızın yolundan giden Fenerbahçe çocuklar yetiştirmektir. İnşallah en kısa zamanda normalleşiriz ve inşallah bu salgın süreci sonrası yani bir sonraki kuruluş yıl dönümümüzü hep beraber coşkuyla bir arada kutlayabiliriz. Sonsuza dek atasının izinde olacak Fenerbahçe sen çok yaşa diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Tüm camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Önümüzdeki bayramınızda kutluyorum. Sağ olun, var olun.